Muhakemat. Üçüncü makale, birinci meslek. iki Umuru mütenasibede temayül ve tecazüp ve mütezatte olan eşyalarda tenafür ve tedafü kaide-i meşhuresi maddiyatta nasıl cereyan ediyor? Maneviyat ve ahlakta dahi cereyan eder. Üçüncüsü umuru mütenasibede temayül ve tecazüp ve mütezatte olan eşyalarda tenafür ve tedafü kaide-i meşhuresi maddiyatta nasıl cereyan ediyor, maneviyat ve ahlakta dahi cereyan eder tabiat ve mizacı uyumlu olan şeyler birbirine birbirine meyilli ve cazibe içindedirler ki adeta birbirlerini aşk derecesinde çekerler tabiat ve mizacı zıt olan maddeler ise birbirlerini itip birbirlerinden adeta nefret eder derecesinde kaçarlar. Bu maddi kanunlarda böyle olduğu gibi manevi ve ahlaki değerlerde de böyledir. Mesela yalancılık ile doğruluk tabiat ve mizaç olarak birbirinin düşmanı ve zıttıdır. zıttıdır ki ikisinin bir noktada cem olması muhaldir resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam mübarek mahiyetinde sıdk ve doğruluk bütün haşmetiyle kökleşmiş iken yalanın bu mahiyete girip yerleşmesi adeta imkansızlık derecesindedir. Bunu diğer ahlaki değerlere de tatbik edebiliriz. Cömertliğin hükmettiği bir mahiyete cimrilik, cesaretin yerleştiği bir fıtrata da korkaklık giremez. Mesela bütün güzel ahlaklar Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mahiyetinde yerleşmiş ve kökleşmiş iken zıtlarını onda tahayyül ederek imana yanaşmamak divaneliğin en garip ve dehşetlisi olsa gerek.''